Neyse bu akşam çabuk bitirdim. İyi oldu Bengüven, iyi oldu. Sabah erken kalkacağız. Direnişi bıraktın artık desene Cafer abi. Mecburen aslan. İsyan bayrağını açtı gün. İki işi birden yapıyormuş da canı çıkıyormuş da. Başlıyoruz gene çaresiz çalışmaya. Emeklilik işi ne oluyor Cafer abi? Erteledin mi? Erteledik Bengüven. Ne yapalım? Bize rahat haram bu dünyada. Yenge de haklı abi. Emekli olsan çık derler şimdi. Hadi ince ev bulamazsın. Taşınmak çok zor. Çocuklar küçük aslan. Onları düşünmesem vallahi bir dakika durmam. Neyse abi sağlık olsun. Bekle biraz daha. Ne hayaller kurmuştum Penguen. Kayınbabamız sözde bize vekalet verecekti de geçecektik marketin başına. Hikaye hepsi hikaye. Emekli bile olamazsın bu memleket anasını satayım. Hayır hasta olmaya kalksan olamazsın. Şöyle ağız tadıyla öleyim desen ölemezsin. Yürü. İşlerinizi fırçalamadan yatmayın sakın kızım. Ne anlattı size Türkan teyzeniz? Hah, babacık da geldi. Babacım sabır yut sabır yut bir avcı. Babam kapıyı öyle çalmaz ki anne. Kim o? Benim ben aç şu kapıyı. Hayırdır inşallah. Ne oluyor gece vakti Sabri Bey? Nerede kocan? Yatıyor içeride. Çocukların da ödünü patlattı. Sus! Yalan söyleme rezil. Gene pilav satmaya gitti değil mi? Ne mecburiyetin var sana yalan söylemeye? Utanmaz. Hastayım diye vizite kağıdı istiyor bir de. Yatıyor dedik sana. İnanmasa inanma. Allah Allah. Hani nerede yatıyor? Çekil bakacağım. Kimin evine giriyorsun sen öyle? Yavaş ol bakalım. Haneye tecavüz derler buna. Boşuna çeneni yorma. Biliyorum evde olmadığını o sahtekarın. Çıkartacağım yakında ipliğini pazarama. Elinden geleni ardına koyma. Gece yarısı zebani gibi kapıya dayanmış domuz. Gerisli müdürü www.bravcom.tr. Sus be sen de gece vakti. Şurada bekleyeceğim efendim. Nasıl olsa evine gelecek o sahtekar. Gelir gelmez de bineceğim tepesine. Ne kadar kurnazsınız efendim. Vallahi seyir haliye gibisiniz deydi onun adı. Sizinle gurur duyuyorum. Kocanızı ne sandınız efendim siz? Allah beni böyle işler için yaratmış. Yaratmış efendim. Hem de özene bezene. Bayılıyorum size. Hele Cenap Beyler de paşa pozu verirken o fesli halinizle çok yakışıklıydınız. İçimden boynunuza sarılmak geldi. Kendimi zor tuttum. Duygular karşılıklı efendim. Hadi girin siz içeri. Büyük hanımı da uyandırmayalım. Ay çok heyecanlandım efendim. Ben de sizinle bekleyeceğim. O yalancıyı kıskıvrak yakaladığınızı görmek istiyorum. Olmaz efendim siz yatın. Ne zaman geleceği belli olmaz. Belki bütün gece nöbet tutmam gerekir. Polise telefon edeyim mi efendim? Gelip cürmü meşhut yapsınlar. Polise ihtiyacım yok efendim. Ben ne yapacağımı biliyorum. Ya karşı koyarsa efendim? Ya size bir şey yapmaya kalkarsa? Bütün dövüş tekniklerini bildiğimi unutuyorsunuz galiba efendim. Siz yine de çok dikkatli olun efendim. İyi şanslar. Oh neyse yatmış domuz. Işıkları yanmıyor. Neredeydin sen? Hiç zahmet etme. Ben biliyorum nerede olduğunu. Pilav satarken hastalığın geçiyor değil mi sahtekar? Kaç gündür doğru dürüst iş yapmıyorsun. Başımın etini yedin vizite kağıdı diye. Ne yapayım şimdi ben sana? Bak bu suratımı öyle aval aval. Cevap ver bana. Ne oluyor be? Ne bağırıp duruyorsun adama? Sen de niye susuyorsun Cafer? Seni mi yiyecek? Müdafaa etsene kendini. Söyleyecek sözü mü var? Her şey ayan beyan ortada. Şimdi polis çağırıyorum, derhal tutturuyorum zaptı.
Bak beğendim yaptığını, korkudan dili tutuldu adamın. Bu kadar da olmaz ki ama efendim, fazla üstüne gittiniz, ödü patladı zavallının, al kızım. Ne diyorsunuz efendim? Şimdi biz mi suçlu olduk? Cafer, hadi topla kendini. Hadi iç, iç, iç şunu da kendine gel biraz, hadi. Olay var yine galiba Cenab abi. Ne zaman yok ki İbrikçi? Bıktım bu apartmandan. İyi geceler. İyi geceler efendim. Hoş geldiniz efendim, iyi geceler. İyi geceler hanımefendi. Hayrola Caferciğim, ne oldu canımın için? Ne diyor, anladın mı? Ne diyecek? Sapıttı korkudan. Şok geçirdi. Konuşamıyor. Niye şok geçirdi? Şok mok geçirdi yok efendim. Gene numara yapıyor sahtekar. Yoksa sen mi korkuttun onun canım için? Öyle bir maksadım yoktu efendim. Sadece yalanını yakalamak istedim. Yalanını mı? Ne yalanı? Bize hastayım diyor, geceleri pilav satıyor efendim. Ben burada beklerken ışıklar söndü. Bakın aynen şimdi böyle olduğu gibi. Cafer içeri girdi. Ben otomatiğe bastım. Birden beni karşısında görünce şaşırdı haliyle. Hepsi bu. Ayıp ayıp. Sanki düşman var karşında. Pusu kurup bekliyorsun yani utanmadan. Sahiden hiç yakıştıramadım sana bunu canının içi yani. Ama o da hak ediyor efendim. Vah. Kanmayın bu ucuz numaralar efendim. Bir şey yok sahtekarım. Yönetimi elime aldığımdan beri her gün bir başka dolap çeviriyor. Sabriciğim biraz daha anlayışlı olabilirsin. Bak iki çocuk büyütüyor bu adam. Hayat mücadelesi kolay değil. Ona bir şey olsa sen de üzülürsün. Haliyle tabii efendim. Abi. Biz de o kadar taş kalpli değiliz. Ama sabrınız da çürüyor insanın. Boş ver be Sabri Bey. Unut gitsin. Affetmek büyüklüğün şanındandır. Çoktan affetti zaten. Değil mi canımın içi? Bu seferlik öyle olsun efendim. Sizin hatırınız için. Sana da bu yakışır Sabriciğim. Öpüyorum yanaklarından. Sen iyi misin canımın içi? İç, iç. Bak çocuklar üzüldü bak. Hadi gidin yatın artık. Hadi gidin. İyi sen geceler. De gidin. Canım. İyi geceler. İyi geceler Cenab amca. Cahilliğine ver Sabriciğim. Sertlikle bir yere varamayız. Öyle değil mi? Tatlı tatlı yola getirmeye çalış. Gayret ederim bundan sonra efendim. Sırf sizin hatırınız için. Sağ ol canımın içi. Pırlanta gibi bir kalbim var. Tekrar öpüyorum yanaklarından. Ah ben de öpe öpe doyamıyorum efendim. Hele o resmi gördükten sonra yeniden aşık oldum sanki koçum ama. Ne mutlu sizde, ne mutlu. İyi geceler. İyi geceler efendim. İyi geceler. Yarın devam edecek miyiz resme? Tabii tabii, yarın bekliyoruz. Öğleden sonra canımın içi. Tabii. Hak ettin ama sen de Cafer. Adamın yerinde olsam ben de tutarım zaptı. Numara mı yapıyordun baba? Sahiden dilin tutuldu mu baba? Yok kızım yok. Babanıza kolay kolay bir şey olmaz. Dilim de sapasağlam bakın. İyi şimdi soytarılık yap. Babacığım. W zabıt zabıt. Kapa çeneni. Ne oluyor sana da zabıt zabıt o domuz gibi? Çarparım ha.